إن فاكا كم دن بدأ ماليس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir. Bakara Suresi 215. ayet. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Habibim, sana soruyorlar bize Allah yolunda harca diyorsun. Ne harcayacağız? Ne vereceğiz? Habibim, ne vereceklerini anlamak çok zor değildir ama kime verecekleri çok önemlidir. Bakınız, Allah Celle Celaluhu bir konunun özellikle altını çiziyor. Ne vereceğiniz bellidir aşağı yukarı. Değer ifade eden bir şey vereceksiniz ama kime vereceksiniz? Önce annenize, babanıza, Sonra yakınlarınıza, sonra yetimlere, miskinlere, yoksullara vereceksiniz. Annenizin, babanızın paraya ihtiyacı olmayabilir. Hediyeye ihtiyacı olmayabilir. Fakat evlat olarak onların gönlünü almak için anneye, babaya ikram etmek bir evladın görevidir, vazifesidir. Muhtaç olduğu için değil, onu mutlu etmek için ikram etmelidir. Bir insanın infak ederken, harcama yaparken evvela annesini, babasını, akrabalarını, yetim ve yoksulları gözetmesi gerekmektedir. İddet Allah'ın aşmayın dediği sınırlardandır. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي بِالْمَعْرُوفِ بِمَا تَعْمَلُونَ Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden dört ay on gün beklerler bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir. Bakara Suresi 234. Ayet Kıymetli dostlar, son olarak Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Kullarım, sizden bir erkek ölürse eşini, hanımını geride bırakırsa, o hanımı dört ay on gün iddet bekleyecektir.'' dört ay on gün evinden çıkmayacaktır. Dört ay on gün yaz tutacaktır. Dört ay on gün başka bir yere gitmeyecektir. Başka işlere bulaşmayacaktır. Evlilik teklifiyle de karşı karşıya kalmayacaktır. Buna dinde iddet denir. Kadının kocası öldüğü zaman beklemesi gereken süre, dört ay on gündür. Buna Allah karar vermiştir. Bir kadın kocasından ayrıldıktan sonra, adet gören bir kadınsa, üç defa adet görüp temizlenmedikçe, iddeti bitmez. Nikahı geçerli olmaz. Evlense de nikahı sahih değildir. Meydana gelen çocuklarda da veled zinadır. İlahi kurallar, Kur'an'da böyle anlatılırken, bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi toplumumuzda bir kadın kocasından boşanıyor, İkinci gün gidip başkasıyla evleniyor. Çünkü daha önce onunla anlaşmış. Beraber işi pişirmişler. Kocası ona hadi bakalım, boş ol deyince, o da ikinci gün gidiyor, başkasıyla evleniyor. Beklemesi gereken iddeti unutuyor. Rabbim sınırlarını aşmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, Kur'an'ını anlayıp idrak etmeyi, hayatımızı İslam'la şekillendirmeyi, ve dünyadan ahirete göçerken imanı kamille göçmeyi hepimize nasip eylesin.